Değişik bir soru. Aşağıdakilerden hangisi en büyüktür? Arkadaşlar, şıkları ne yapacağız? Sıralayacağız ve en büyüğünü bulacağız. Şıklara bakıyorum. A şıkkı 1 bölü 3. Böyle yazalım. B şıkkı 0,3'ün 3. kuvveti. C şıkkı 0,3'ün karesi. D şıkkı karekök içinde 0,03. E şıkkı 0,09. Evet. Karekök içerisinde. Şimdi hangisi en büyüktür? Bir kere şöyle düşünelim. Bu ifadeler arasında kökten, özellikle köklü olanlar, kökten çıkamayan var mı? Arkadaşlar şu ifade çıkabilir değil mi? 9 bölü 100 dersen karekök içerisinde bu ne yapar? 3 bölü 10. Bu da nedir? 0,3'tür. Evet. Peki şu ifade 1'in 3'e bölümü 0,33 3 devrediyor değil mi? Bu şekilde. Bu ifade nedir? Hocam çarparak mı bulacaksın? Bu bir yol. 0,3'ün küpü demek. 3'ün küpünü alın. 27. 3 virgül kayarsanız 0,027. Kısadan ondalıkla çarpma yaptık. Yani ne demek istedim? Şöyle 0,3'ü 0,3 ile bir defa çarpsan şöyleydi ya. 3 kere 3, 9. 2 virgül kaç? 0,09. 3'ün küpü 27. 3 sola kayarsan 3,0,027. Karesi nedir? 0,09. Bu ifade nedir? Bu da 3 bölü 100'den karekök içinde 3 bölü 10 olur. Arkadaşlar bunları sıralarken şuna dikkat edeceğiz. Virgüllü ifadeler oldukları için yani acele karar vermeyelim. 0,027 mi büyüktür, 0,09 mu? Hocam tabii ki bu 0,027 ifadesi 0,90'dan küçüktür. Yani bu karesi daha büyüktür. Bu bir kere elendi mi? Elendi. 0,090 mı büyüktür, 0,33 mü büyüktür? Hocam tabii ki bu daha büyüktür. O zaman bu da mı elendi? Gitti. Peki bu ifadeye baktığın zaman 1 bölü 3 ile bunu nasıl? Şu an kıyaslayamıyorsun. Dur o zaman bir dakika sabret. 0,3 mü büyüktür? Yoksa şöyle düşünelim. 0,03 mü büyüktür? 0,09 mu? Dereceler aynı değil mi? Karekök ikisi de. Kökün içi hangisinin daha büyük? Bu ifadenin. O zaman bu da mı gitti? Yani çünkü bu şu an bundan daha büyük. Yani şu şekilde 0,03 0,09'dan daha küçük. Bu ifade 3 bölü 10'a eşit. Yani 0,30'a eşit değil mi? Bu ifade ne? 0,33. O zaman demek ki bu da bundan büyük. Bu da gitti. Cevabımız ne oldu arkadaşlar? A seçeneği oldu. Güzel bir soru. Kafa yorman gerekiyor. Yani acele etme. Virgüllülere bir baktığın zaman zaten bu küpü, bu karesi baktın. Bu daha büyük. Bu gitti. Sonra bununla nasıl bir şey yaptık? 0,090. Bu ifade 0,33. Bundan daha büyük. Bu da gitti. Sonra ne yaptın? Şu ikisini kıyasladık. Hangisi daha büyük? Kökün içi hangisinde büyükse o daha büyük. O zaman bu da gitti. Bu ifade zaten buna eşit. Baktığın zaman bu 0,33 bu. 0,30 demek ki bu adam en büyüğüdür. En büyük ifademiz budur. Geçelim. Değişik sorular çözeceğiz ya. Yani sınavda da zaten demişlerdi. Biraz daha seçici olacağız dediler. O yüzden biz de seçici olmaya çalışıyoruz. Devam edelim. Arkadaşlar 10 üzeri bir üçlü sayılar sorusu geldi. 10 üzeri eksi 3 çarpı 10 üzeri 2 bölü 10 üzeri eksi 7. 10 üzeri eksi 3 çarpı 10 üzeri 2 soruyu yazayım ben size. 10 üzeri eksi 7 çarpı 10 üzeri 0 bölü 10 üzeri 5 çarpı 10 üzeri eksi 1 bölü 10 üzeri eksi 4 işleminin sonucu. Üslü ifadelerden hatırlayın. Her sayının zaten sıfırıncı kuvveti 1. Negatif kuvvetle ne yapıyorduk? Takla attırıyorduk. Tabanlar ise çarpmada ne yapılıyordu? Üsler toplanıyordu. Kuralları hemen şuraya yazıyorum bak. Yani tabanlar eşitse üsler toplanıyor. O çarpmada. Bölmede ne yapılıyor? Tabanlar eşitse üsler çıkarılıyor. Her sayının sıfırıncı kuvveti 1. Negatif kuvvet neydi? Mesela a üzeri eksi x ne demek? 1 bölü a üzeri x demek. Demiştik yani takla attırıyor, ters çeviriyoruz. O zaman şimdi başlayalım.
Şurada bir çarpma işlemi var. Tabanları 10. 10 üzeri eksi 3, 10 üzeri 2. Ne yapalım? Eksi 3 ile 2'yi toplamamız lazım. Hangi kural gereği? Bu kural gereği. 10 üzeri eksi 3 artı 2 bölü. 10 üzeri 0 nedir? 1'dir. Onu yazmıyorum bir daha. 10 üzeri eksi 7 var paydada. Bölü. Burada da çarpma var. Tabanlar eşit mi? İkisinde 10. O zaman kuvvetleri topla. 5 ile eksi 1'i topluyorum. Paydada ne var? 10 üzeri eksi 4. Devam ediyorum. Eksi 3 ile 2'yi topladım. 10 üzeri eksi 1 bölü. 10 üzeri eksi 7 bölü. 10 üzeri 4 bölü 10 üzeri eksi 4. Şimdi bölme işlemi yapıyorsak ne yapmamız lazım? Tabanlar eşit. Üstleri ne yapacaksın? Çıkaracaksın. Eksi 1'den eksi 7 çıkıyor. Yani aslında şöyle düşünebilirsin. Eksi 7 yanına giderken yukarı artı diye. Düşün. Eksi 1 artı 7 bölü. 10 üzeri 4. Bu da eksi ne olacak? O zaman artı 4 olacak. Tabanlar eşit. Üstleri çıkartıyorum ya. Sayı negatif. Bir de çıkartmadan ötürü negatif gelince burası artı oluyor. Yani sen bunu ne gibi düşün? Bu yukarı giderken artı gibi gidiyor diye düşüneceksin. 10 üzeri 8 bölü 10 üzeri 8 mi yapar? Yok hocam yanlış yaptın. Evet dersi dinliyormuşsun. Aferin. Yanlışımı gördün. Eksi 1'e 7 eklersen artı 6 yapar. 10 üzeri artı 6 bölü 10 üzeri 8. Ne yapacağız? Tabanlar eşit mi? Eşit. Üstleri ne yapalım? Çıkaralım. 6 eksi 8. O da eksi 2 yapar. 10 üzeri eksi 2 nedir? Şıklara baktım. Şıklarda 10 üzeri eksi 2 yok. Hemen telaşa kapılmıyorsun. Şöyle yapıyorsun. 10 üzeri eksi 2 demek 1 bölü 10 üzeri 2 demek. Yani 1 bölü 100. Yani o da nedir? 0,01. Cevabımız A seçeneği olur. Gayet aslında basit bir soru. Fakat arkadaşlar kuralları nerede neyi uygulayacağını iyi bilmen lazım. Bunun için de çok soru çözmelisin. Geçiyorum. Evet, son sorumuza geldik. Son sorumuz 6. soru. 2006 OKS sorusu. Burada arkadaşlar baktığımız zaman kök 15 sayısının yaklaşık değeri 3,87 olduğuna göre kök 12 artı kök 27 çarpı parantezleri tabii bunlar toplanıyor sonra çarpı kök 20 işleminin sonucunun yaklaşık değeri aşağıdakilerden hangisidir? Ben tekrar şuraya yazıyorum. Kök 15'in yaklaşık değeri neymiş? 3,87. Senden istediği ne? Kök 12 artı kök 27 parantezini topla diyor sonra kök 20 ile çarp. Dikkat edelim. Kök 12, kök 20 bununla bir alakası var mı? Kök 15 ile? Yok. Kök 20'nin? Yok. Ama şöyle düşünürsek. Yani bu ifadeleri parantez içine bunu eğer açarak dağıtırsak arkadaşlar. Kök 20'yi kök 12 ile artı kök 20'yi kök 27 ile çarpmış oluruz. Buradan sonra peki kök 15'e gidebilir miyiz? Kök 15'e nasıl gideriz'in derdindeyiz çünkü. Kök 20 ifadesi kök 12'yi düşünelim. Şu ifade kök 20. Kök 5 kök içinde 5 çarpı 4 değil mi? Çarpı. Şu kök 12 ifadesi kök içinde 4 çarpı 3 değil mi? Aynısı. Bakın 5 çarpı 4. Kök 27 ne? 9 kere 3 değil mi? Hoca ne yapıyor? Hoca şu an kökten çıkacak adamları çıkartıyor. Aynı zamanda 5 ve 3'leri elde ediyor. Peki şu 4 dışarıya nasıl çıkar? 2 kök 5. 4 dışarı 2 diye çıktı. Kök 5. 5 içeride kaldığından o şekilde elde edildi. 4 dışarıya nasıl çıkıyor? Yine buradaki 2 diye. 2 kök 3 artı 5 kaldı gene. 4 dışarıya çıktı. 2 kök 5 çarpı 9 dışarıya 3 diye çıktı. İçeride 3 kaldı. Dikkat et. Bak burası çok önemli. Şu çarpmanın kuralından istediğimi değil mi? Önce köklü ifadeleri de çarpabilirim. Ya da katsayıları çarpalım önce. 2 kere 2, 4. Kök 5 ile kök 3'ün çarpımı kök 15. 2 kere 3, 6 katsayılar çarpıldı. Bakın. Buraya güzel yazalım. Üçümüz güzel olsun. Evet. 2 kere 3, 6 kök 5 çarpı kök 3 kök 15. Topla. 4, 6 toplanır değil mi? Bak köklü ifadeler de toplamı hatırlıyoruz bu arada. Çünkü bu işlemlerin içerisinde var. Çarpma var, toplama var. Ne yapmış oluyoruz bu şekilde? İşlem kabiliyetimizi arttırıyoruz, kullanıyoruz. Katsayılar toplanır. Eğer çıkartma olsaydı katsayılar çıkartırdı. Çünkü
Kök 15 ile kök 15. Bak ikisi de aynı. Hocam şu kök 5 ile kök 3'ü bir toplayın ya. Toplayamazsın ki, kök 8 değildir yani, tamam mı? Kökün içi aynı olacak. Mesela kök 5 ile 3 kök 5'i toplayacaksın, ne olacak? 4 kök 5 gibi. Aman ha, yanlış yapma. Peki. Şuraya devam edelim. 10 çarpı ne olur? Kök içerisinde 15. Şimdi bu ifadenin sonucunu bulduk da bunu sormuyor. Neyi soruyor? Diyor ki kök 15'in yaklaşık değeri budur. Senin bulacağın yani şu ifadenin yaklaşık değeri nedir? Bu ifadenin yaklaşık değeri. Arkadaşlar şu kök 15'in yaklaşık değeri 3,87 ise 3,87, bunu 10 ile çarparsan, 10 ile çarpmak demek şu virgülü bir sağa kaydırıp bu sıfırı almak demek değil mi? O zaman ne olur? 38,7'dir. Bu da yaklaşık değerimizdir. Cevabımız ne oldu? A şıkkı oldu. Bu da 2006 OKS'den bir soruydu. Evet. Kendinize iyi bakın. Bizi izlemeye devam edin. Hoşça kalın.